10. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 119 Tuna Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları. Tuna Yayınları sayfa 119 sanat eserleri ortaya koymada boya, taş, mermer gibi çeşitli nesneler kullanılır. İşte bu nesnelere bağlı olarak ortaya konan sanat eserleri, resim, heykel, mimari, müzik, şiir gibi güzel eserlerdir. Sanattan anlaşılması gereken bu tür güzel sanatlardır. Uygulayalım aşağıda verilen metni okuyup, metinden hareketle soruları cevaplayınız. Şiir sanatı üzerinde konuşmak istediğimiz konu, şiir sanatıdır. İlkin genel olarak şiir sanatının ne olduğu, sonra şiir sanatının türleri ve bu türlerin teker teker ne oldukları ve sonra da bir şiirin başarılı bir şiir olabilmesi için onda materyalin, kaimtos, ne şekilde işlenmesi lazım geldiğini, bundan başka bir şiirin bölümlerinin sayısı ve bunların özellikleri ve daha bu araştırma konusu içine girebilen her şey. O halde epos, tragedya, komedya, ditrambos şiiri ve flüt, kitara sanatlarının büyük bir kısmı, bütün bunlar genel olarak taklittir. Bimesiz. Fakat adı geçen bu sanatlar, şu üç bakımdan birbirlerinden ayrılır. Taklit etmede kullanılan araç bakımından, taklit edilen objeler bakımından ve taklit tarzı bakımından, ister bir sanatçı yetisi, isterse alışkanlığa dayanan bir ustalıkla olsun, bazı sanatlar, renkler ve figürler aracı taklit eder, bazı sanatlar ise ses aracı ile taklit eder. Buna göre de bütün adı geçen sanatlarda genel olarak taklit ya ritm ya söz ya da harmoni aracı ile gerçekleştirilir. Öyle ki bu üçü ya ayrı ayrı ya da birlikte kullanılır. Örneğin flüt ve kitara aynı şekilde kaval, şirin, çeşidinden olan sanatlar sadece harmoni ve ritmi kullanırlar. Dans sanatı ise harmoni olmadan yalnız ritmi kullanır çünkü dans edenler, ritmik beden hareketleri aracıyla karakter özelliklerini, tutkuları ve hareketleri taklit ederler. Aristoteles Poetika Sorumetinde adı geçen sanatlar hangi açıdan birbirinden farklıdır? Cevap, metinde adı geçen sanatlar, taklit etmede kullanılan araç, taklit edilen objeler ve taklit tarzı bakımından birbirinden farklıdır. Örneğin flüt ve kitara aynı şekilde kaval, şirin, çeşidinden olan sanatlar sadece harmoni ve ritmi kullanırlar, dans sanatı ise harmoni olmadan yalnız ritmi kullanır. 10. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 119 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.